çok açtım açtı. Gir orada. Şeyde var. Aldıktan sonra cenaze çeviriyor. Aslan biraz böyle gelse canlı verir. Şimdi az aşağıya doğru alalım mı? Tamam mı? Tamam. Ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha. Dili çeksene. Dili çeksene falan. Şu parçada uyusun inşallah. Boncuğumuzu kaybettik. Kızımız değil. Boncuğumuz bizim oldu. Mavi boncuğumuz. Cevap kaybettik. Cennet bakar olsun ya. Aslında sevgimiz ona yetmedi. Toprağın sevgisi ona naibi geldi. Yattığı yer hep nur içinde olsun. Amin. Cümlesinin birinin içinde. Işıklar içinde uyusun inşallah. O bizim boncuğum ablamızdı. Şu anda burada yok. Daha keyifli. Gelemedim. Ben tanımıyorum. Sev. Gerçekten çok büyük bir değerimizi kaybettik. Türk sineması ablasını, annesini, hatta babasını kaybetti. Yani öyle bir insandı ki her zaman garibin yanında, çalışanı yanında, işçinin yanında olan, haksızın yanında olan bir kadındı. Yani sette dahi kendisi öğle paydasında yemek yemez, ilk önce işçileri yedirdi, kendisi ondan sonra yerdi. Efendim anlatırken gözleriniz doluyor gerçekten. Dolmaması mümkün değil. Zaten vefat ettiği günden beri devamlı ağlıyoruz. Ne kadar ağlayacağız bilemiyoruz. Yani böyle bir kadın, böyle bir erkek ruhlu bir insan gelmez gelmemiştir. Bugün belediyede çalışırken dahi, Şişli Belediyesi'nde görev yaparken dahi hep işçilerin yanında olmuş, pazarcıların yanında koşmuş. Hiçbir zaman makamında çok zor nadir görülen bir başkandı. Obligin kotlarla hep devamlı yani piyasada olurdu, çarşıda olurdu. Yani manavın yanında, bakkalın yanında. Yani böyle bir insan yani çalışma ruhu olan bir insandı. Yeri boşluğu da olmayacak bir mümkün insan. Değil, mümkün değil. Sanatçılara Ayaz Ağa'nda hiç unutmuyorum. Öyle bir yer verdi ki, arazi verdi. Sanatçılar ev yapılsın diye yer verdi. Gece konduları yıktı oradan, çoğunu yıktı. Ya böyle yüreğiyle çalışan bir insan yani. Bugüne kadar hiçbir kişi görmemiştir yani öyle bir çalışan. Haksızın yanındadır. Türk sinemasında da çekmiş olduğu filmler, oynadığı roller gerçekten kendisini, ben ne bileyim nasıl anlatayım size yani. Yani böyle bir insan gelmez. Türk sineması anlatılmaz. Yani Türk sineması varsa bugün onun sayesinde var. Türk sinemasının ilk kadın oyuncularındandır yani kendisi. Ve yaşayarak oynayan bir kadın. Tabii ki kocası Memduh'un ile birlikte yıllarını verdi. Şimdi onun yanına gidiyor. Çok sevdiği bir kocası var. O öldü, zaten kendisi de öldü. Ama hiçbir zaman şakasını, esprisini onu bırakmayan bir insandı. Hastanede ziyaretlerimde dahi kalça kemiği kırıldığı zamanlar bile hiçbir zaman kendisinden böyle bir şey göremezsiniz. Esprileriyle, şakalarıyla böyle bir yaşayan bir kadın yani. En son işte Bodrum'da ziyaret ettim. Evinde ziyaret ettim. Onu gayet güzeldi. Gayet neşeliydi. Nasıl olduysa işte bu korona bu yetmezliklerinden dolayı şey düştü. Yapacak hiçbir şey yok yani. Hepimizin başı sağ olsun. Yani sinemanın değil sadece Türk milletinin başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Fatma Girik Türk sinemasının 4 yapılı oyuncusundan birisiydi. Onu kaybettik. Bence çok büyük bir kayıp. Kendisi sinemanın haricinde her rolün kadın olmasına rağmen aynı zamanda belediye başkanı, Şiş Belediye Başkanlığı yapmıştır. O süreçte çok büyük başarılara imza atmıştır. Türk sinemasının ve Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Allah'ın izniyle mekanı cennette olsun efendim.
Şimdi üşüyoruz ama soğuktan değil. Ruhumuz üşüyor, kalbimiz üşüyor, nefesimiz üşüyor. Onlar gidiyorlar da içimizden uğurlayamıyoruz. Maalesef bugün acımızı tercüme edecek. Hangi dilde tercüme etsek üzüntümü anlatamam. Çok üzgünüm. Çok sevdiğim, çok saydığım bir değerli ustamı, büyüğümü, sinemanın bir mihenk taşını kaybettik. Söyleyecek de fazla söz olmuyor. En son ne zaman görüşmüştünüz? Bir ay önce bir telefon konuşması yapmıştık. Çok uzun süren. Bundan sonra da bir daha konuşamadık. Başınız sağ olun. Sağ olun, tekrar. Teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi çok kıymetli bir sanatçıydı Fatma abla. Onunla birlikte bir dönem kapandı sanki. Allah kendisi Allah'ın ülkemizin başı. Gelsin. Abi dua edin, dua edin. Ağlamayın, dua edin. 2 metre açalım bence. Biz onu kaybetmedik, o halde yaşıyor, kalbimizde yaşıyor. Var mı aileden? Yakın aileden var mı gibi şu an? Şu anda yok. Vallahi sinemamızda sevilen, sayılan bir ablamızdı. Anamızdı daha doğrusu. Ne zaman bir şey olsa, başımız ağrısa onu gider rahatsız ederdik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsın. Ben de 1975'lerde Fatma Giri'yi tanıdım. Uğur Plato vardı. O Plato'nun merdivenlerden aşağı indiğimizde Osman Selen yönetmenimizdi. Yönetmendi daha doğrusu. Ve çok güzel, saygı duyduğum bir insandı. Gerçekten Fatma Giri Türkiye'mizin onur verici sanatçılardan bir tanesidir. Fatma ablayla 1967-68'lerden tanışmıştım. O yıllarda filmlerinde oynamıştık. O yılda bu yıllara kadar birçok filmlerinde oynadım. Fatma ablayla en son bir Beni Ağlatmayın dizisinde oynamıştık. O dizide 13 bölüm birlikte oynadık. Gerçekten çok üzücü bir süreç yaşanıyor şu anda. Bu gerçekten kışın ağır günlerinde aslında Fatma ablanın hayatta olması bütün hepimiz, benim de yüreğimi çok ısıtan bir şeydi, biriydi. Biz Fatma ablayla bir dizide beraber çalıştık uzunca bir süre. O dizi boyunca bana yaşattıkları, bana hissettirdikleri bir duayen, bir hoca, bir abla dışında bir arkadaştı, bir dosttu. İnanılmaz eğlenceli bir kişiliği vardı. Dürüstlüğü de zaten bütün Türkiye'de biliniyor. Hem belediyeciliği, hem oyunculuğu, hem hocalığı, hem sanatkarlığı, her şey çok iyi biliniyor. Bence Türkiye için gerçekten çok büyük bir eksik ama şöyle bir bence artı tarafı da var. Fatma Girik Türkiye için hiç unutulmayacak. Şey,